Erken emekli olmak çalışma yaşamına devam eden her vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara tabi olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Ancak bazı meslekler çalışan kişiye erken emeklilik fırsatı sunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? EYT ile ilgili son gelişmeler sıkı bir takibe alırken, erken emeklilik için vatandaşlar çeşitli yollar arıyor. EYT kapsamında olmasınız dahi bazı çalışanlar için yaş şartsız emeklilik mümkün. Öte yandan borçlanma yöntemleriyle yani gün satın alınarak önemli süreler kazanma imkanı bulunuyor. Bu yöntemlerinin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkanları söz konusu oluyor. Sosyal güvenlik sistemimiz bazı meslek gruplarına özel avantajlar sağlıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? Hangi meslekler erken emeklilik imkanı sağlıyor? İşte merak edilen detaylar. Siz erken emekli olun. Bazı kişilerin erken emekli olabilmesi için getirilen yasal avantajlar bulunuyor. Özellikle borçlanma yöntemleriyle yani gün satın alınarak önemli süreler kazanma imkanı bulunuyor. Askerlik, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanmalar gibi. Tabi bunlara ilaveten tutuklulukta ve gözaltında geçen süreler, memurların ücretsiz izin süreleri de borçlanılarak emeklilik hesabına katılabiliyor. Farklı prim artırma yöntemleri. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor. Sigortalı olarak yapılan avukatlık stajı diğerlerinden ayrı olarak emeklilik hesabından sayılıyor. Grev ve lokavda geçen süreleri de borçlanmak mümkün. Yine ekonomik kriz dönemlerinden ücretsiz izinli olanlar, her yıl için 3 aya kadar borçlanma yapabiliyor. Doktorlar fahri asistanlık hizmetinde geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa eden kamu görevlileri istifa ettikleri dönemle seçime kadarki zamanı borçlanabiliyor. Erken emeklilik sağlıyor. Bunları da bu aşamada hatırlatmış olalım istedim. Bazı konuları bu kitabımızda detaylandırmıştık, diğer konuları da başlıklar halinde vermiş olduk. Böylece tüm bu borçlanma yöntemleriyle sigortasız geçen günlerinizi satın alarak emeklilik hesabınıza katabiliyorsunuz. Bu sayede eksik primleriniz tamamlanıyor, boşu boşuna yıllarca çalışmak zorunda kalmıyorsunuz. Hatta askerlik borçlanması gibi bazı borçlanmalar işe giriş tarihinizi öne çektiği için de 2 yaşa kadar erken emekli olabiliyorsunuz. Bazı meslekler ayrıcalıklı. Bu borçlanma yöntemlerinin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkanları var. Sosyal güvenlik sistemimiz bazı meslek gruplarına özel avantajlar sağlıyor. Yıpranma dediğimiz, kanunun fiili hizmet süresi zammı, FHSZ, diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor. Yani 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkanı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor. Tabii hem eklenen süre hem de yaşla ilgili bazı sınırlar var, onları birazdan anlatacağız. Ağır işler listede. Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz. 2008'de yapılan reformla birlikte sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştiğinde yıpranmayla ilgili uygulamalarda birleştirilmiş oldu. Bu imkandan yararlanacak meslekler belirlenmiş durumda. Bunların bir kısmı özel sektörde çalışanlar olabileceği gibi kamu kuruluşu olanlar da bulunuyor. Fakat tüm tehlikeli işler bu kapsama alınmıyor.